Selamünaleyküm arkadaşlar. Akademi Metnum kanalına hoş geldiniz. 9. sınıf Arapça dersine hoş geldiniz. Kanalımızın öğretmen listelerinden 9. sınıf Arapça ders kitabı cevaplarına, yazılı hazırlık videolarına, elifba videolarına, Kur'an-ı Kerim mukabele videolarına ve daha fazlası için oynatma listelerinden arkadaşlar faydalanabilirsiniz. Bu içeriklere oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Rabbim zihin açıklığı versin, ilminizi arttırsın. Haydi Bismillah dersimize başlayalım. Ettersü Salis. Üçüncü ders. El Mihen. Meslekler arkadaşlar. Mihnetün kelimesi meslek. Mihen kelimesi ise arkadaşlar, mihen kelimesi meslekler. Mihnetün ise meslek. Düzensiz çoğul. Daha önce şunu hatırlatayım sizlere. Hemen ben şuradan şunu alıp şöyle bir şey gösterebilirim. Bakın düzenli çoğulları görmüştük biz. Düzenli çoğulları görmüştük. Şöyle bir şey arkadaşlar hatırlatayım. Mesela muallimune derken muallimin öğretmendi. Muallimune derken buradaki vavnun öğretmenler çoğul yapıyordu arkadaşlar. Muallimin müzekker için çoğuldu bu. Muallimat ise bayanlar için düzenli çoğuldu. Sonunda muallimetün kelimesinin kapalı T'sini yani şu T'yi kaldırıyoruz. Elif koyuyoruz. Sonra T'yi açıp atıyoruz. Bu da öğretmenler demek. Bu da öğretmenler demek. Buradaki vavunun lar eki. Buradaki elif T de lar eki. Yani çoğul yapıyor. Diğerleri ise düzensiz çoğul oluyor diye daha önceki derslerimizde belirtmiştik. Buradaki elmihen kelimesi de düzensiz çoğul. Onu da hatırlatmış olalım. Evet. Kaldığımız yerden buradan devam ediyoruz. Elmihem meslekler dedik. Meslekler. Üçüncü ders meslekler sayfa 100'den devam ediyoruz. İstemiyeleri kelime kelimeleri dinle ve aidha onları tekrar et. Sümme teemmel maniha müsteinen bir suar. Resimlerden yardım alarak resimlerin yardımıyla manalarını düşün. Hallak berber. Arapçada arkadaşlar bir harfin telaffuzu çok önemli. Hallak dersek yaratan. Yani halaka yarattı. Halaka tıraş etti arkadaşlar. Yani dolayısıyla harflerin telaffuzu çok önemli. Hallak, berber. Hayyat, hayyat, terzi. Haya da ise kesmek, biçmek anlamında arkadaşlar. Halaga, tıraş etmek anlamında. Amile, çalıştı. Amil, işçi. Arapçada bir kelimeden farklı kelimeler türetebiliyorsunuz. Muvazzaf, memur. Muvazzaf, memur alımı var diye arkadaşlar Türkçede kullanıldığını duymuşsunuzdur ilanlarda. Türkçede kullanılan yani vazifeli muvazzaf, memur. Yani memur anlamında. Dabip yine Türkçe'de kullanılıyor. Şarkılarımızda bile var. Dabip sen elleme benim yaramı. Beni bu dertlere salanı getir. Git ara bul getir. Dabip. Bakın doktor. Tıp kelimesi yine. Arapçada Türkçe'de Arapçadan geçmiş birçok kelime var. Yani Türkçe'de Arapça kökenli birçok kelime var. Bu kelimelerin farkına varsak kelime öğrenmemiz daha kolay olur. Dabibetün yine doktor, bayan doktor. Sonundaki ta-i marbutaya dikkat. Mühendis, mühendis. Mühendisetün, bayan mühendis. Neccar, marangoz. Neccar, marangoz. Cezzar, kasap. Dabbah, aşçı. Dabbahatun, aşçı. Bayan aşçı. Muvazzafetün, memur. Bayan memur. Müderrisün, öğretmen. Müderrisetün, muallim kelimesiyle eş anlamlı. Müderrisetün, bayan öğretmen. Saydalaniye, eczacı. Saydalaniyün, sondaki T'yi kaldırırsak erkek eczacı. Rabbetü beytin, ev hanımı. Rabbetü beytin ev hanımı. Mümerridatün hemşire. Tabbahun aşçı. Şurtiyün polis. Şurtiyetün ise bayan polis. Bakkal bakkal arkadaşlar. Geldik bu bölüme. İstemi ilel cümel. Cümleleri dinle. Vada koy hattan çizgi tahta altına. İsmil mihneti. İsimlerin altına çizgi koy. Kemal fil misal. Örnekteki gibi. Pardon isimlerin diyorum. Mesleklerin isimlerinin altına. Buradaki meslek isimlerinin altına, mesleklerin isimlerinin altına çizgi koy. Örnekteki gibi. Eşşurtiyyü. Polis. Yuhafizu korur. Ala emnil vatani. Vatanın güvenliğini korur. Şurtiyyün meslek. Ettabbahu. Aşçı. Yetbuhu pişirir. Ettaame. Yemeği pişirir. Aşçı yemeği pişiriyor. Ettabbahu yetbuhu ettaame. Aşçı yemeği pişiriyor. El müderrisetü öğretmen. Evet çizgilerimizi de koyalım. Mesleklerin altına çizgi koymamızı istemişti. El müderrisetü öğretmen. Tüderrisü ders anlatıyor. Ettullabe öğrencilere. Öğretmen öğrencilere ders anlatıyor. El müderrisetü öğretmen. Tüderrisü ders anlatıyor. Ettullabe öğrencilere. Ders veriyor. Ders anlatıyor anlamında söyleyebiliriz arkadaşlar. El bakkalü. Bakkal yine meslek arkadaşlar altını çizdik. Yebi'u. Ba'a yebi'u. Türkçede yine arkadaşlar bayi kelimesi, bayi, müşteri kelimeleri yine
Arapça kökenli kelimelerdir. Ba'a sattı, bayi satan yer. Yebi'u da satıyor. El bakkalu bakkal satıyor. Yebi'ul halibe süt bakkal süt satıyor. Ya da sütü satıyor. Burada arkadaşlar belirlilik ibaresi var. Bakkal sütü satıyor ya da bakkal süt satıyor. Burada sütü dememiz daha doğru olur. Bakkal sütü satıyor. Ya da süt satıyor. Her ikisi de olabilir. Evet. Et-tabibi. Doktor. Burada meslek arkadaşlar. Bu da et-tabibi. Doktor. Yefhasu. Muayene ediyor. El-merida. Hastayı. Doktor. Hastayı muayene ediyor. Bakın el-merid kelimesi hasta. Yefhasu muayene ediyor. Bu yeni öğrendiğimiz kelimeleri mutlaka kelime defterine, kelime kartlarına yazalım arkadaşlar. Kelime kutusuna atalım. Yani dil bilgisi bilmekten daha önemli kelime bilmek. Yani istediğiniz kadar dil bilgisi kuralı bilin. Kelime yoksa bildiğiniz dil hiçbir işe yaramaz. Önemli olan daha fazla kelime bilmek. Et-tabibu doktor yefhasu muayene ediyor. El-merida hastayı. Doktor hastayı muayene ediyor. En-neccaru marangoz yesna'u üretiyor. Sanayi kelimesi de yine Arapça kökenli bir kelimedir. Sana, sunia arkadaşlar üretmek. Sana üretmek. Yesna üretiyor. Yapıyor yani. Marangoz yapıyor. El kürsiye. Marangoz sandalye yapıyor. Marangoz sandalye yapıyor. İstemiya ile es ile soruları cevapla. Vel soruları ve cevapları dinle. Pardon cevapla diyorum. İstemiya dinle. İlel es ile soruları vel ecibe soruları ve cevapları dinle. Ve ikra'he onları oku. Sümme sonra üktübhe onları yaz. Fi defterike defterine yaz. İstemi'i ilel es ile vel ecbe ve ikra'ha sümme ktübha fi defterik. Soruları ve cevapları dinle. Onları oku. Sonra onları defterine yaz. Arkadaşlar me soru edatımız ne demek? Me. Ne? Böyle me soru edatımız arkadaşlar ne demek? Ne? Mihnetünde meslek ke burada mutlasız zamir. Senin mesleğin ne? Yani mesleğin ne? Birisine soru sorarken. Sen diye sormuş. Bakın buradaki mutlasız zamirimiz ke. Ene diye cevap vereceğiz. Ene hayyatun. Ben terziyim. Ma mihnetuki. Senin mesleğin ne diye burada bayana sormuş. Buradaki mutlasız zamirimiz. Bakın şunlara dikkat ediyoruz. Daha önce görmüş olduğumuz mutlasız zamirler. Bakın ki. Şuradaki ke. Bakın ke'ye dikkat ediyoruz. Hı. Onun mesleğine yani. Onun mesleğine. Şuradaki o. Şöyle arkadaşlar hepsini beraber alıyor. Yani bakın şuradaki hü'ye dikkat ediyoruz. Mihnetü. Ma mihnetüke senin mesleğin ne? Ene hayyatun ben terziyim. Ma mihnetüke senin mesleğin ne? Bayana sordu. Ene mühendisetun ben mühendisim. Ma mihnetühü onun mesleği ne? Hüve o hallagun berberdir. Ma mihnetühe onun mesleği ne? Buradaki he bayan için onun demek. Onun mesleği ne? Hiye o saydalaniyetun. O eczacıdır. Bakın soru edatımızı atıyoruz her birisinde. Burada ismin zamirin yerine arkadaşlar onun yerine hiye o ibareyi munfasıl zamiri kullanıyoruz. Hiye o saydalaniyetun. O eczacıdır. Ma mihnetuhuma. O ikisinin mesleği ne? Hüme o ikisi mühendisani. O ikisi mühendistir. Bakın hüme o ikisi demek. Daha önce görmüştük. Buradaki elif nun da ikil yapıyor kelimemizi. O ikisi mühendistir. Ma mihnetuhuma. O ikisinin mesleği nedir? Hüme o ikisi mümerridatani. O ikisi hemşiredir. O ikisi hemşiredir. İkra dinle. El cümele cümleleri. El ati aşağıdaki cümleleri oku. Pardon ikra dinle diyorum. İkra oku. El cümele el atiye aşağıdaki cümleleri oku. Ve teemmel düşün. Maniyeha manalarını. Ve ktübhe onları yaz. Fi defterike defterine. Aşağıdaki cümleleri oku. Manalarını düşün ve defterine yaz diyor. Hünne. Hünne arkadaşlar. Hünne ne demek? Onlar. Kim için? Bayanlar için onlar arkadaşlar. Şöyle yapalım o zaman. Onlar. Dabbahat. Bakın. Onlar. Aşçıdır. Buradaki çoğul ibaresini bize veren ne? Aşçıdır. Bakın dabbahun kelimesi dabbahatun aşçıydı. Kapalı T'yi açtık sona attık. Araya elif koyduk. Onlar aşçıdır. Hüm onlar müderrisun.
öğretmendi. Vav'nun koyduk sonuna çoğul yaptık. Müderrisün öğretmendir. Onlar öğretmendir. Onlar öğretmendir. Öğretmendirler arkadaşlar. Olmuyor. Aslında şuradaki ibaremiz çoğul ama onlar öğretmendir. Entünle bayanlar için siz demek arkadaşlar. Siz entünle siz mühendiset mühendissiniz. Mühendissiniz. Siz mühendissiniz. Entünleyi şuraya koyalım. Evet. Entüm. Siz. Kim için? Erkekler için arkadaşlar. Entüm. Siz. Tabip kelimesinin düzensiz çoğulu arkadaşlar. Tabip be. Edip be. Doktorsunuz. Doktorsunuz. Siz doktorsunuz. Nahnu. Biz. Biz. Tabibet. Doktoruz. Kim için? Bayanlar için. Doktoruz. Doktoruz. Nahnu. Biz. Arkadaşlar kim için? Erkekler için. Biz mühendisün, mühendisiz. 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 Evet. Biz mühendisiz. Evet. Nahnu biz mühendisün. Biz mühendisiz. Arkadaşlar buradaki vav'nun çoğul yapıyor bizim kelimemizi. Yani şurayı bakın. Şunu şöyle bir daha şöyle alta çekeyim. Vav'nun bakın erkeklerde bir kelimeyi çoğul yapıyor. Buradaki elif de bayanlarda çoğul yapıyor. Bu bayan için mühendis olsaydı bu mühendiset olurdu. Bakın burada gördüğünüz gibi bakın mühendiset mühendiset mühendisün. Gördünüz mü? Bakın mühendiset siz mühendissiniz. Burada mühendisun vav'nun çoğul yaptı. Ecib anil es ile cevapla. Soruları cevapla. Elati aşağıdaki soruları cevapla. Hasebe süver resimlere göre. Kema fil misaleyn. İki örnekte olduğu gibi. İki tane örnek vermiş. İnceleyelim örneklerimizi. Ma mihnetüke. Senin mesleğin ne? Arkadaşlar burada bir soru sormuş. Senin mesleğin ne diye. Bakın soru edatımız me. Ne? Soruya soruyla cevap verilmez. Me. Ne? Mihnetün meslek. Meslek ne? Kimin mesleği? Senin mesleğin ne? Burada kime sormuş? Ke kim için senin demekti? Erkekler için. O zaman ene ben neccarun marangozum. Geldim burada. Ma mihnetüki. Ne? Soru edatını atıyoruz. Senin mesleğin ne? Ki burada bayan için senin mesleğin ne? Soruya soruyla cevap verilmez. Ene ben tabibetün. Ben doktorum. O zaman geldik. Ma mihnetüke. Senin mesleğin ne? Soru edatımızı attık. Mene. Ene ben. Mihnetüke senin mesleğin ne demişti? Dabibetün görselimiz doktor. Dabibetün. Ben doktorum. Ma mihnetüke senin mesleğin ne? Ene ben. Muvazzafetün. Ben memurum. Ma mihnetühü. Onun mesleği ne? Bakın. Ma soru edatımızı arkadaşlar atıyoruz. Soruya soruyla cevap verilmez ne? Hüve o. Muvazzafün. Memurdur. O memurdur. Ma mihnetuha. Onun mesleği ne? Hiye o. Rabbetü beytin. O ev hanımıdır. Hiye o. Rabbetü beytin. Ev hanımıdır. Ma mihnetuki. Senin mesleğin ne? Ene ben. Muvazzafetun. Ben memurum. Ma mihnetüküme. Bakın ikililerde küme. Siz ikiniz. Siz ikinizin mesleği ne? Soru edatımızı attık. Nahnu biz. Nahnu biz mümerridatani. Şurada arkadaşlar yazım yanlışımızı düzeltelim. Mümerridatani. Biz hemşireyiz. Nahnu biz mümerridatani. Biz hemşireyiz. Küme ibaret siz ikiniz. Nahnu biz ikimiz yani. Biz ikimiz mümerridatani. Biz ikimiz hemşireyiz. Ma mihnetuhunne. Onların mesleği ne? Onların mesleği ne? Hünne dediği için arkadaşlar mühendiset. Bakın hünne onlar mühendiset. Mühendistirler. Ma mihnetuhum. Onların mesleği nedir? Hüm onlar mühendisun. Onlar mühendistirler. Bakın burada mühendiset. Burada mühendisun. Şu vav'nun
Çuvavnun arkadaşlar. Çuvavnun erkeklerde çoğul. Şu elifte de bayanlarda çoğul yapıyor. Anlamı ne? Lar eki arkadaşlar. Lar. Türkçe'de çoğulluk eki neydi? Lar. Burada da aynı şekilde lar ibaresi yapıyor. Mâ mihnetuhunne. Onların mesleği nedir? Hünne onlar mühendisat. Burada pardon bakın mühendise buradakiler arkadaşlar mühendisliği de bunlar doktor mu hemşire mi? Yani görselimize bir dikkat edeyim. Evet. Burada daha önce görselde şu görsele doktor mu demiştik? Evet. Tabibet diyeceğiz arkadaşlar. Şuradaki hatamızı düzeltelim. Pardon. Şuradaki ibareyi düzeltelim. Bunlar mühendisliği görseli dikkat etmemişiz. Evet. Bir saniye. Hemen Dabibet. Şuradaki hatamızı düzeltelim. Dabibet olarak. Dabibet. Onlar doktordurlar. Onlar doktordurlar. Ma mihnetuhunne. Onların mesleği ne? Hunne mühendisat. Bakın hunne mühendisat. Onlar mühendistirler. Buradakiler mühendis. Bakın buradaki ne? Vavnun gelmesinde burada elifte gelmesi sebebi müzekker müennes oluşu. Ma mihnetuhum. Onların mesleği nedir? Ma mihnetuhum. Onların mesleği nedir? Hüm onlar etibbe doktordurlar. Bu da tabip kelimesinin düzensiz çoğulu. Onlar doktordurlar. Şurada şu ibareyi göstermek istiyorum sizlere. Bakın arkadaşlar muallimün ne demek? Erkekler için öğretmen. Muallimetün bayanlar için öğretmen. Bakın muallimetün. Muallimün bir öğretmen. Muallimani iki öğretmen. Ne geldi fazlalık? Elif ve nun geldi. Bakın elif nun ibareleri geldi. Muallimun öğretmenler derken de vavnun geldi. Bakın vavnun. Muallimetün derken T geldi. Bayan olduğunu belirtmek için. Muallimeten. Bakın bu T'yi açtık. Sonra Elif Nun'u yine ekledik. İki öğretmen. Muallimat öğretmenler. Üç ve daha fazlası için. Muallimün bir öğretmen. Müzekker için. Bir erkek öğretmen. Muallimen iki erkek öğretmen. Muallimun öğretmenler. Muallimetün bir bayan öğretmen. Muallimeten iki bayan öğretmen. Muallimat bayan öğretmenler. Bu düzenli çoğulun kuralı. Ne geliyor çoğullarda? Vavnun geliyor. Bakın vavnun. Müenneslerde Elif T. İkili yaparken T'yi açıyoruz. Elif Nun'u sonuna ekliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi. Bayanlarda ne yapıyoruz? Sonuna T'yi açıp Elif Nun'u ekliyoruz. Erkeklerde ise direkt Elif Nun ekliyoruz. Şu Elif ve Nun ikillik anlamı katıyor. İki. Arapçada ikillik ibaresi de var. Şuradaki T ise müzekker kelimeyi müennes yapıyor. Dedikten sonra kaldığımız yerden burayı evet alt sayfaya geçelim. İstemi'yle hiver diyaloğu dinle. El-ati aşağıdaki diyaloğu dinle. Ve ikra'hı onu oku. Sümme sonra üktübhü onu yaz. Fi defterike defterine yaz. Tarifül aileti. Aileyi tanıtma. Ailenin tanıtımı. Aile. Hüsratün kelimesinde eş anlamlı. Arife bildi demek tarif etme. Arife tarif gerekmez diye Türkçe'de de kullanıyoruz. Ailenin tanıtımı arkadaşlar. Kerim Leyla arasında geçen bir diyalog. Bakalım. Kerim ne demiş? Hazi bu suretü resmidir. Bu resimdir. Kimin resmi bakalım? Akaribi. Akrabalarımın resmidir. Bakın. Bu akrabalarımın resmidir. Buradaki ye arkadaşlar benim anlamında. Akaribi akrabalarımın resmidir. Bu akrabalarımın resmidir. Men kim? Hazel acuzu. Men kim? Haza bu. El acuzu. Bu yaşlı kim? Bu yaşlı kim? Yani erkeği soruyor burada. Ben erkek olduğunu nereden anlıyoruz? Acuz et demedi. Bu yaşlı erkek kim yani? Yani erkek olduğunu buradaki hazel zamirinden ve bundan anlıyoruz. Bu yaşlı kim? Haza bu. Ceddi dedemdir. Ye burada benim anlamı katıyor. Bu ceddi benim dedemdir. Ve men ve kimdir? Hazer raculu bu adam kimdir? Hüve o ammi amcamdır. Ammün amca ammi amcam. O amcamdır. Hüve o
Mühendisün, mühendistir. Mimariyün, mimari mühendistir. Ve mühendisün, mimariyün. O, mimari mühendistir. Ve hel, mımi, hazi, bu. El mer'etu, kadın, yani bu kadın. Ammetüke, senin halan mı? Ammün amca, ammetün hala. Bu kadın senin halan mıdır? Evet, hel soru edatımızı attık. Bakın, naam, bittabti. Kesinlikle, evet, kesinlikle. Hiye ammeti, o halamdır. Leyla sormuş. Meminetüha, onun mesleği ne? Hiye o, mümerridatun, hemşiredir. Fil müsteşfe, hastanede. O, hastanede hemşiredir. Helleke halun, helleke halun, senin, leke, bakın senin var mı? Le için demek arkadaşlar tek başına. Helleke, senin var mı? Halun, dayın var mı? Nam, evet. Yücedü, li, evet bulunur, benim var. Halun vahidun, evet benim bir dayım var veya benim bir dayım bulunur. Evet benim bir dayım var. Helleke haletun, senin teyzen var mı? Helleke haletun, senin teyzen var mı? La, hayır. La tücedu indi haletun, benim teyzem yok. Benim teyzem yok. La tücedi. Benim teyzem bulunmaz veya benim teyzem yok. Kerim cevap vermiş. Evet, o zaman sorularımıza bakalım. Ecip cevapla. Anil es iletil atiye. Aşağıdaki soruları cevapla. Hasebel hiver diyaloğa göre. Menil acuz. Menil acuz. Arkadaşlar soru yanıtımız men. Kim demek şu? Men kim demek? El acuz. Yaşlı kim? Hüve o. Ceddü Kerim. O Kerim'in dedesidir. Bakın hüve o. Soru edatını attık. Hüve o. Acuz yerine arkadaşlar burada hüveyi kullandım artık. Soru edatımı attım. El acuz yerine de hüve. O. Ceddü Kerim. Kerim'in dedesidir. Ma mihnetül ammi. Amcanın mesleği nedir? Bakın hüve ma soru edatımı yine attım. Burada amcanın yerine şunu kullandım. Hüveyi kullandım. Hüve o. Mühendisün mimariyün. O mimari mühendistir. Ma mihnetül ammeti. Halanın mesleği nedir? Bakın ma soru edatımı yine attım. Buradaki ammeti yerine hiyeyi kullandım. Çünkü müennes. Hiye mümerridatun. O hemşiredir. Hiye mümerridatun. O hemşiredir. Helleke haletun. Senin teyzen var mı? Halun dayı da haletun teyze. Buradaki hel sorumuz mı mi? La, hayır. La tücedü indi haletün. Benim teyzem yok. La, hayır. La tücedü. Bulunmaz. İndi. Benim yok. Haletün. Benim teyzem yok. Ya da la indi diye de cevaplayabilirsiniz. La indi. Şu tücedüyü buradan kaldırabilirsiniz. Ekmil cevapla. El feragati hasebe suver kema fil emsile. Örnektekiler gibi resimler re göre boşlukları tamamla. Ekmil tamamla. El feragat boşlukları hasebe suver resimlere göre kemavi filemsile örneklere göre. Validi babam cezzarun babam kasaptır. Valideti annem mühendisetün mühendistir. Ahi erkek kardeşim hallagun berberdir. Evet. Uhti kız kardeşim saydalaniye. Kız kardeşim yani buradaki ye benim anlamı katıyor. Kız kardeşim saydalaniye eczacıdır. Validi babam hayyatun. Arkadaşlar hayyatun neydi? Terzi. Babam terzidir. Görsele göre cevaplayacağız. Valideti annem mümerridatun hemşiredir. Annem hemşiredir. Mümerridatun. Ahi erkek kardeşim bakkalun bakkaldır. Ühti kız kardeşim Rabbetü Beytin. Bu görseli bize arkadaşlar şey olarak vermişti. Ev hanımı olarak vermişti yukarıda. Aslında doğru, böyle görsele baktığımızda daha çok neye benziyor? Aslında garsona benziyor. Burada bir aşçı resmi var. Sanki böyle tabağı hazırlamış götürüyormuş gibi. Ühti Rabbetü Beytin. Kız kardeşim ev hanımıdır. Rabbetü Beytin evin hanımıdır. Validi babam şurtiyün polistir. Valideti annem şurtiyetün polistir. Ahi erkek kardeşim dabbahun aşçıdır. Uhti kız kardeşim dabbahatun aşçıdır. Validi
Babam müderrisün, öğretmendir. Validati, annem saydalaniye, eczacıdır. Müderris, öğretmen. Ahi, erkek kardeşim, tabibun. Bakın buradaki y'ler hep benim anlamı katıyor. Muttasıl zamir. Uhti, kız kardeşim, müderrisetün, öğretmendir. Bu şekilde arkadaşlar bu bölümü yaptık. Şimdi bizden ne istiyor bakalım. İhtar, seç. El kelimetil münasibe, uygun kelimeleri seç. Minel gaime, listeden. Vektubha, onları yaz. Fil feragat, boşluğa. El münasibe, uygun boşluğa onları yaz. Listeden uygun kelimeleri seç. Onları uygun boşluğa yaz. Leha kema fil misal, örnekte olduğu gibi. Yani şuradaki boşluğa yazmamızı istiyor. Burada verdiği kelimeler dabip, doktor, hüve o, Ahmet, ceddetün, nine, saratün, sare, hiye o, rabbetü beytin, ev hanımı, ceddün, dede, mümerridatün, hemşire, hallak, berber. Diyaloğumuza bakalım. Heze halidun, bu halittir. Heze halidun, bu halittir. Heze halidun, bu halittir. Hüve o, dalibun, öğrencidir. İsmi validihi, onun babasının ismi Ahmet, Ahmet'tir. Hüve o, tabibun, yani babası, yani hüve o, tabibun, doktordur. O zaman şuraya kadar bir daha bakalım. Heze halidun, bu halittir. Hüve dalibun, o öğrencidir. İsmi validihi, onun babasının ismi Ahmet, Ahmet'tir. Huve dabibun, o doktordur. Ve ismi valideti, onun annesinin ismi Hannan. Hanan, Hannan, Hannan'dır. Hiye o mühendisetün, mühendistir. Görselimize şöyle bakalım. Mühendisetün. Li Halid'in, Halid'in vardır. Bakın harfi cerler başta geldiğinde var anlamı katar dedik. Buradaki li var anlamı katıyor. Li, Halid'in, Halid'in vardır. Uhtun, bir kız kardeşi vardır. İsmühe, onun ismi Saretün, Sare'dir. Hiye o, mümerridatün, hemşiredir. Ve lehu, onun vardır. Kimin arkadaşlar? Bu Halid'den bahsediyor. Ceddün, dedesi. Dedesi vardır. İsmühü, onun ismi Hasan. Hasan'dır. Hüve o hallagun. Hüve o hallagun, berberdir. Ve lehu ceddetün, onun ninesi vardır. Ve lehu, onun vardır. Buradaki hü onun arkadaşlar. Le var demek. Ve onun vardır. Ninesi. Hiye o rabbetü beytin. Şu rabbetü beytin buraya dar geldi. Şuraya yazdık. O rabbetü beytin, ev hanımıdır. Ve hakeza üsratu, ve hakeza el üsratu saide. Ve hakeza el üsratu saidetun, ve bu mutlu, yani ve hakeza el üsratu aile saidetun, aile mutludur, ve hakeza aile mutludur. Bakın buradaki el üsratu aile saidetun de mutludur. Geldik arkadaşlar. Da alamete sah. Sah arkadaşlar doğru işareti. Emamel cümelil es-sahihe. Doğru cümlenin önüne doğru işareti koy. Ve alametu hata emamel cümle el-hatiye. Yanlış cümlenin önüne çarpı işareti koy diyor. El-bakkalu. Bakkal. Yetbehu. Pişirir. Veya pişiriyor. Pişirir. Et-taame. Bakkal yemek pişirir. Doğru mu arkadaşlar? Bakkal yemek pişirmez. Yanlış. Enneccaru marangoz yasnaul kürsiyu. Marangoz sandalye yapar. Doğru mu? Doğru. Ettabibetu doktor tuhafizu ala emnil vatani. Doktor vatanın güvenliğini korur. Arkadaşlar doktor vatanın güvenliğini mi koruyor? Tuhafizu, hayır. Onu polis yapıyordu. Yanlış. El müderrisetü, doktor hastaları muayene ederdir. Et tabibetü, tefhası olacak arkadaşlar burası. El müderrisetü, öğretmen. Tüderrisüt, derse. Öğretmen ders anlatır. Doğru. El müderrisetü, öğretmen. Tüderrisüt, derse. Ders anlatır. Doğru. El mühendisetü, mühendis. Te'amelü, çalışır. Fil iyadeti. Klinikte. Buradaki iyade arkadaşlar klinik. Mühendis klinikte çalışır.
mühendis klinikte çalışır. Yani klinikte arkadaşlar hemşire çalışır, doktor çalışır. Burası da yanlış. Gerçi ne mühendisi olduğuna göre de değişir arkadaşlar. Gıda mühendisi ise evet, klinik dediğimiz yer doktorlar için geçerli. Bu yanlış olur o zaman. Laboratuvar desek mantıklı da. Es-saydalaniye, eczacı, tebiyu, satar, el-edeviye, ilaçlar. Yani es-saydalaniye, eczacı, tebiyu, satar, el-edeviye, ilaç, ilaçlar satar. Bu ibarede doğru arkadaşlar. Bu şekilde cümlelerimizi yaptık. Arkadaşlar sayfa 111'de müzari fiilin çekimlerini göreceğiz. Olumlu ve olumsuzlarını göreceğiz. Dersi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim zihin açıklığı versin. Derslerimizi anlatırken sürçülisan ettiysek affola. Bazen arkadaşlar böyle arka arkaya birkaç video çekince yorgunluktan da gözümüzden kaçabiliyor. Yani karaya ak, aka kara diyoruz. Biz farkına vardığımızda yorumlarda sabitliyoruz. Olur da sizler de arkadaşlar bu tarz yani videoları tekrar izlemeye gerçekten zamanım olmuyor. Çekimi yaptıktan sonra editlemek için de zamanım olmuyor. Böyle bir şey görürseniz arkadaşlar yorumlarda mutlaka bana belirtin. Sabitleyelim. Yani diğer arkadaşlarımız da bile bile hataya düşmemiş olsun. Dinlemeye gerçekten tekrar bir kontrol etmeye vaktim olmuyor. Yetiştirmeye çalışıyorum. Böyle de sürçülisan ettiğimiz böyle bir iki yer varsa ya da işte karaya ak dediysek hakkınızı helal edin. Yorumlarda belirtirseniz memnun olurum. Şimdiden teşekkürler. Hepinize Rabbim zihin açıklığı versin. Derslerinizde başarılar diliyorum. Bir sonraki derste görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Fi emanillah. İlel liqa. Ma'a selame.